أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli FM TV izleyicileri, Ramazan özel programı ile sizlerin karşısındayız. Mübarek Ramazan ayını geçiriyoruz. Bugün 23. gününü, 23. orucumuzu tutuyoruz inşallah. Çok özel bir ay, 11 ayın sultanı diye hepimizin bildiği bu mübarek ayın artık yavaş yavaş son 10 gününe girdik. Bir hafta kaldı diyebiliriz. Tabii bu son bir hafta da çok kıymetli. Tıpkı geride bıraktığımız 22 gün gibi bu son bir hafta da çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Bunun içerisinde tabii ki hepimizin bildiği bin aydan daha kıymetli olan Kadir Gecesi var. Önümüzde hemen bayramlar var vesaire. Yani dolu dolu bir 7 gün daha Ramazan'da bizi bekliyor. 11 ayın sultanı dedik. Bu ayda, bu ay diğer ayların en faziletlisi. Tüm ayların en faziletlisi dedik. Ve sırf bu ayda da yapılan özel ibadetler var. Bu aya has oruç gibi, teravih gibi, sahurlar gibi, iftarlar gibi. Bunlar bile başlı başına bu Ramazan-ı Şerif'i daha mübarek, daha özel kılan ibadetlerdi. Şimdi bu programda hemen sizlere konuğumu tanıtayım. Hafızlar Genel Başkanı Murat Bayaral hocamız bizlerle birlikte. Aynı zamanda FM TV yardım gönüllülerinde kendisi üyelerinden. Aynı zamanda FM TV'den Saklı Gerçekler programından da kendisini tanıyorsunuz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Eyüp hocam, Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar olsun. İnşallah. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok bereketli, çok güzel bir Ramazan-ı Şerif geçiriyoruz elhamdülillah. Böyle de izleyenlerimizle buluşuyoruz, şükürler olsun. Daha bundan güzel ne olsun. Evet, programın başında ben hemen izleyicilerimizden özür dileyim. Biraz kırgınlığım var benim de, öksürük vesaire. İnşallah bizi de mazur görürler diyelim. Ona da baştan söylemiş olalım. Hepimiz de var. Gerçekten hepimiz. Benim de seslerim kırgın, öksürük var. Yani oluyor. İzleyicilerimizi baştan uyaralım hocam. Evet, inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz. Ramazan özel programıyla sizlerin karşısında izledik. Bu mübarek ayın feyzinden, bereketinden istifade ediyoruz. Ve uyarıyoruz da çünkü son bir hafta kaldı. Kıymetli hocam bir hafta kaldı. Artık yavaş yavaş sonuna geldik. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da İşte bu içerisinde bulunduğumuz sonu da cehennemden azad oluş inşallah. Bunu en iyi şekilde kıymetlendirmek, değerlendirmek için bu son günleri önce bu Ramazan-ı Şerif hakkında sizden birkaç cümle alayım hocam. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım gerçekten. Hepimizin hocamız da bu sabah da buyurdu. Sürekli de büyüklerimiz bunu buyuruyorlar. Ve ulema da, evliya Allah da sürekli bundan bahsetmiş. Yani çalışana çalıştığının karşılığı ne yapılır? İşin sonunda verilir. Evet. Onun için bu iş Arefe'ye kadar gerçekten, Arefe gecesine kadar mücadele gerektirir. Ama öncelikle biz Ramazan-ı Şerif'i bir perhiz yapmak veya aç kalmak adına geçirmiyoruz. Biz Ramazan-ı Şerif'i ümmetin halini anlamak, ümmetin derdiyle dertlenmek ve bütün bu gözlerimizle, azalarımızla, her şeyimizle Rabbimize tefekkür ederek bir senenin, geçirmiş olduğumuz bir senenin muhasebesini yapmak üzere geçirdiğimiz bir özel günler bunlar. Yoksa aç kaldığımız, sadece bir süreçten bir sürece kadar bir şey yiyip içmediğimiz, cinselliği kestiğimiz bir olay değil bu. Bu olayı böyle alırsak orucun asıl manasını anlayamayız yani. Bu kadar kıymetli bir ay üzerimizden geçiyor. Mesele burada vermiş olduğumuz kararları Ramazan-ı Şerif'in dışındaki olan 11 tane aya da yayabilmek. Tabii ki o aylarda da Müslüman gibi yaşayabilmek, Ramazan-ı Şerif'teki gibi dikkatli olabilmek ve dikkatli olabilmektir. Şimdi belki de bu 2017'nin Ramazan-ı Şerif'i ve Ramazan-ı Şerif'inin dediğin gibi son haftası kalmış ve içinde bir tane gece var ki bin aydan hayırlı insanın bir ömrüne bedel bir gün var bugün de, bugünlerin içinde ve tek günlerde özellikle. 3-4 tane gün kaldı yani. Belki ömrümüzdeki son Ramazan-ı Şerif'imiz olacak. Belki 2018 Ramazan'ını göremeyeceğiz. Bu bizim son Ramazan'ımız. Ve son bir haftası. Burası çok önemli gerçekten. Belki de geçmiş bütün ömrünüzü 85 sene, 90 sene hayat yaşamışsınızdır. Onun tamamını kazanabileceğiniz bir gün var burada. Telafi edebileceğiniz, sadeleştirebileceğiniz veya Mevla Teala'yı razı edebileceğiniz ve önünüze bir televizyon kanalını açıyorsunuz, FM TV gibi bir kanal çıkıyor. Ve önünüzde de iki tane böyle güzel
bir arkadaş çıkıyor ve size bu işi kurtarabilmeniz için reçeteler sunacaklar burada. Bu işi biraz dikkate almak lazım tabii. Boş geçmemek lazım, es geçmemek lazım. Ya bu nereden çıktı karşımıza şimdi bu sakallar dememek lazım. Belki de senin hayatının ve ebediyetinin kurtuluşunun reçetesini sunuyorlar sana. Lütfen aç kulağını, dikkatli dinle. Aynen. Yoksa biz burada kalktık bir şeyler, yani lütfen falan yapmıyoruz yani. Buradaki meselemiz sizin ahiretinizi kurtarabilmek. Ve şurası çok önemli hocam. Belki sorular soracaksın, Allah razı olsun. Hepsine inşallah cevap vermeye gayret edeceğiz. Ama benim için önemli olan şey şurası hocam. Yani biz dünya üzerinde öyle bir milletiz ki, bakın Arap cumhuriyetlerine de bakın, Arap ülkelerine de bakın, bütün Birleşik Krallıklara da bakın, hepsine bakın. Müslüman olan ülkelerin hiçbirinde Türkiye'de olan özellik yok. Türkiye'de olan özellik dünyaya hilafeti, yani liderliği yapabilecek kabiliyet olması. Bu kabiliyetin altındaki en önemli olgu ülkenin içinde birlik, beraberlik olması. Bakın dünyanın hiçbir ülkesinde kapı kapı dolaşan veya talebelerine yardım toplayan veya işte fakirler olup da çıkıp da insan günün içinde insanlara uğrayıp, esnaflara uğrayıp da ihtiyacını gideren başka dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yer yok. Hiç böyle bir toplama olayı yok. Hiçbir yerde bulamazsınız. Veya ne bileyim ülkenin içinde bir yerde sıkıntı olacak, bütün ülke oraya koşacak yardımlarıyla beraber. Böyle bir ülke yok. Yeryüzünde yok. Bir tek bu ülke, Türkiye var. O da birlik, beraberlik konusunda gerçekten dünya üzerinde liderlik yapabilecek zirve seviyede. Ve farkındaysanız hocam, bu sene ve bundan önceki seneyle beraber iki senedir bu ülkenin içindeki bu dinamikleri sarsmaya çalışıyorlar. Yani cemaatleri itibarsızlaştırıyorlar, cemaatleri içinde birbirine kavgaya düşürüyorlar, kurumsal olarak bir şey yapmaları istemiyorlar. Ferdi olarak bir adamı sevdiriyorlar size. İşte şu hocayı sevin, bu hocayı sevebilirsiniz. Ama kurumsal olarak, camia olarak bir şeyi ne yapmıyorlar? Birlik, beraberliği, işe yarayacak sistemleri yıkmanın içindeler. Şu an milletimizi de bu dinamiklerle gerçekten sarsıyorlar. Çünkü hayır işidir bu. Ufacık bile mide bulansa insanlar kaçıyorlar. Ama bunu yapmamamız lazım. Güzel araştırmamız lazım. Şimdi burada binlerce hafız var veya bütün ümmetin derdiyle dertlenmiş bir kurum var. Bütün Afrika'ya gidiyor, Somali'ye gidiyor, Uganda'ya gidiyor, Nijerya'ya gidiyor. Oradaki ümmetin derdiyle dertleniyor. Şimdi buradaki kardeşlerimiz nasıl burada Uganda'daki bir kardeşimizin önüne iftar ulaştıracaklar? Şimdi ben de oraya geldim. Ha, gibi yani. Ki bu iş... Ama dikkat etmeliyiz. Yani bu birlik beraberliğimizi, bizim yardımlaşma duygularımızı. Çünkü bizi şu anda vatanımızda yıkamadıkları tek şey bu. Bizim üzerimize bir sürü tezgah uyguluyorlar. Ama bizim o birlik beraberliğimiz, birbirimize yardım etme duygularımız var ya. O olduğu zaman bunu, ama şu anda anladılar ki bu olgudan yıkamıyoruz biz bunları. Ve şu anda iki senedir bu dinamiklerle oynayıp bunu yıkmaya çalışıyorlar. Bu asil millet, bu necip millet buna da müsaade etmeyecektir. Böyle duygusal yapılan çalışmaları Allah rızası için dikkatli anlayalım. İlla önümüze bir insan taş atması veya kapımızın camımızın kırılmasına gerek yok terör için. Bu duygularımızı da bizden çaldıkları zaman asıl terörü oluştururlar. Asıl toplumu o zaman içeriden yıkıp o zaman dinamiklerimizi yok ederler. Çok dikkat etmemiz lazım. Bizim en önemli özelliğimiz, biz hayırsever, necip bir milletiz ve bu özelliğimizi kaybetmememiz lazım. Bu özelliğimizi kaybedersek o zaman liderlik vasfımız gider. O zaman zaten hiç gereğimiz kalmaz. Dünya üzerinde bir gereğimiz yoktur yani. Hocam şeyden bahsetmiştiniz. Bu hayır işleri dediniz. İnsanın içine bir kurt düştüğü zaman artık soğuyor demiştiniz. Evet. Şimdi ben de sizler bu işin içinde olan bir isim olduğunuz için Uganda ziyaretimizde, Afrika ziyaretimizde de siz de o yanlış hatırlamıyorsam kafilenin içerisindeydiniz. Evet. Şimdi o tecrübeleri yaşamış birisi olarak, bu işlerin içerisinde olan bir insan olarak, aynı zamanda Kadir Gecesi'nde yine aynı şekilde Afrika'da da bir iftar verilecek. İnşallah. O işlerin içinden gelen birisi olarak bu işlerin, yani izleyicilerimizin yaptıkları bağışların oralara ulaştığına dair böyle aslında bunu böyle ispatlamaya çalışmak bile biraz tuhaf geliyor ama yine de izleyicilerimiz mesela televizyonlarımızda da sürekli bunların kayıtları dönüyor. Bir kere Afrika'ya gidildi, bunlar dönüyor. Aynı şekilde Afrika için bağışlar toplanıyor.
Kadir Gecesi'nde de gidecek, orada iftarlar yapılacak vesaire. Bunları bir de işin içinde olan sizden dinleyelim açıkçası istiyoruz yani. Şimdi Eyüp Hocam ne var biliyor musun? Acayip bir durum var ya. Yani burayı bizim anlayabilmemiz lazım. Ama insan şimdi diyorum ya, hayatın içinde o kadar çok spontane olaylar gelişiyor ki, o kadar çok böyle insanları rencide edecek, sahtekarlık olarak duyduğu, görsel, yazısal veya sosyal mecrada o kadar çok olaylarla karşılaşıyor ki, insan artık bir şey yapmaktan soğuyor yani. Yani acaba gider mi? O acaba var ya işte, insanı bitiriyor yani. Acaba ne demek ya? Acaba yok ya, Müslüman da acaba olmaz. Niye neden olmaz? Müslüman şunu bilmelidir. Müslümana Allah rızası için dendiği zaman, Müslüman onu uzattığı an Allah onu alıp kabul etmiştir. Allah onu alıp kabul etmiştir. Ondan sonra ne yapmıştır? O karşındaki insana meseleyi bırakmıştır. Şimdi Afrika diyoruz hocam. Afrika'da bizim gittiğimizde yani gerçekten çok ciddi bir açlık, çok ciddi bir sıkıntı var burada. Gerçekten şu anda mesela orada biz iftar, orada yemekler verdik Afrika'ya gittiğimizde. Orada yemekler verdiğimizde mesela 1000 kişilik, 2000 kişilik, 3000 kişilik falan veriyoruz burada. 3000 kişiliğe mesela yakın veriyorsunuz. Ama dışarıda da bir 15 bin kişi bekliyor yani. Bunu bilmek lazım. Yani 3 bin kişilik yemek veriyorsunuz ya veya 5 bin kişilik iftar vereceksiniz. İnanın dışarıda bir 25 bin kişi daha kapıda bekliyor. Kaç kişi varsa oradan yine vurup dönüyorsunuz. Onu aynen. Yani bunu gerçekten o kadar ciddi bir açlık var ki orada. Aslında doğaları güzel, tabiatları güzel ama değişik bir şey var. Yani sömürge olarak aç bırakılmış hocam yani. Gittiğiniz zaman üzerlerinde kıyafet yok, ayaklarında 12 ay boyunca hiç terlik diye bir şey veya bir ayakkabı bir şey yok. Hiçbir şeyleri yok yani. Yani gerçekten biz oraya gidip geldikten sonra kendi çocuklarımıza bir şeker alamaz olduk yani. O kadar ağrımıza gitmeye başladı. Çünkü her çocuk geliyor, ayağınıza sarılıyor, bacağınıza sarılıyor. Bir tane şeker için arabanın arkasından kilometrelerce yol koşuyor. Bir tane küçücük şeker alabilmek için sizden yani. Yani böyle bir hal var burada. Tabii ki bunları konuşmak veya içselleştirmek babında Müslümanların acziyetini göstermek adına konuşmuyorum ben. Bir duyarlılık. Ben aynen yani bir duyarlılık oluşturmak, burada yapılan provokasyonların veya bizim üzerimize oynanan tezgahların oradaki Müslüman kardeşlerimize ulaşmaması için burada bize neden acaba dedirtmeye başladılar. Şu bütün medya onlara ait, görsellikler onlara ait, işte ajanslar onlara ait. Bizlere sundukları, mutfaklarında pişirip de önümüze koydukları haberlerle veya görsellerle bizim oradaki kardeşlerimize bir şey ulaştırmamızı engelliyorlar. Yani çünkü biz oraya bir şeyler ulaştırırsak, biz oraya yardımcı olursak, biz oraya ne yaparsak, gerçekten sahip çıkarsak millet olarak, Müslüman olarak oradakiler Müslüman olurlar. Veya işte Hristiyan olanlar İslam'ı tercih ettikleri zaman bu sefer Müslüman köleleşmez. Müslüman sömürgede kalmaz. Bu sefer kendi devletini kendi yönetmek ister. Bunu istemiyorlar. Evet. Bunu istemedikleri için de bizim gibi yardımsever Necip bu milletin aklına ve fikrine, bilinçaltlarına oralara yardım etmenin ulaşmadığını, hiçbir şey olmadığını, aynen bir kuruntudan ibaret olduğunu, bir algıdan ibaret olduğunu göstererek bu milletin hayır denklemini bozuyorlar. Hayır hatta düzlemini bozuyorlar. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Yanlış bunu iyi çözmemiz lazım yani. İzleyicilerimiz burayı iyi anlasın. Yani. 2010 senesi falandı. Biliyorsunuz Güney Afrika'da o zaman Dünya Kupası organizasyonu düzenlenmişti. Evet, böyle ışıl ışıl statlar vesaire. Yalnız orada bir fotoğrafta Dünya Kupası'nın önüne bile geçmişti. Stat, işte insanlar eğleniyor. Çevresinde ışıklar, havai fişekler. Stadın hemen arka tarafındaki dağın arkasında insanlar hala ev bile denmez. Böyle direkleri üst üste getirmişler. Üstünü çalışır. Böyle aynı kuş yuvaları gibi yani. Öyle yuvalarda şey yapıyorlar. Ama Güney Afrika'yı gösterirken işte bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyormuş. Çok nasıl diyeyim, zengin bir ülkeymiş gibi gösteriyorlar ama halbuki dağın bir arkasına baktığımız zaman orada insanların ayaklarında giyecek çarıkları yok vesaire. Hocam orayı zengin bir ülke gibi göstermelerinin sebebi de oraya bu milletin yardım etmemesini sağlamak. Ya zaten zenginler. Evet. Yani baksana bir sürü israf ediyorlar. Bir sürü işte ne bileyim şeylik yapıyorlar, müsriflik yapıyorlar. Buraya şimdi bizim 3 kuruşumuzu yollayıp da onları mı adam edeceğiz? Kendi içimize bakalım diye
algı oluşturmak için yapıyorlar bunu. Aynen. Ben deminden beri zaten bunu izah etmeye çalışıyorum. Yani bizim üzerimizde bu milleti Müslüman, zaten yarısına yakın Müslüman buranın, Uganda'nın yarısından çoğu Müslüman. Yani bu Müslümanların içindeki Hristiyanları gerçekten ayağa kaldırıp yardımseverlikle birlikte bütün Müslümanların ne yapması? Kendi ülkelerini, özelliklerini ilan ederek kendileri yönetmelerini sağlamak için, onlara kurtulmaları için, aynen. Yani din üzerine de çok ciddi sömürgeler var. Burada şimdi bunlara yardım ettiğiniz zaman... Şurada dikkat çekmenizi açıkçası istiyorum. Orada Müslüman olduğu kadar Hristiyan yapılmış da bir sürü Afrikalı çocuk var. Şimdi o Hristiyan olanların gördükleri, tattıkları imkanlar sırf Müslüman olduğu için de tadamayan. Belki Hristiyan olsa onların arasına girip o imkanlardan faydalanacak. Videolarda vardı bizim de. Zaten böyle kazanıyorlar hocam. Dans edenler de vardı yani. Zaten böyle provokasyon yapıyorlar. Yani böyle zaten provoke ediyorlar olayları. Yani kendileri şu an böyle kazanıyorlar. Tabii. Mesela 50 metre karşılıklı iki tane okul var. Müslüman okulu karşısında. Karşısında Hristiyan okulu var. Veya Ortodoks okulu var. Müslüman okulunda çocuk 3 öğün yemek yemiyor. Ayağında çorap yok. Hiçbir şey yok. Ama 50 metre karşısında çocuk camdan baktığı zaman Hristiyan okulunda işte çocuğun beyaz gömleği, lacivert pantolonu, tek tip kıyafeti, önünde sofralar, yemekler, sıraları düzgün, sınıfları güzel. Ama Müslüman okulları toz, peşmürge, berbuş bir halde. Yani böyle gösterip o çocuğu ona özendirtiyorlar. Oradaki Müslümana, işte buradaki bizim gibi Müslüman ülkelere oraya yardım etmemizi engelleyerek Müslümanları içeride aç bırakıp, sıkıntıda bırakıp, Hristiyanların da orada refahını yüksek tutup Müslümanları Hristiyanlara özendirme bir çalışması var burada. Onun için şu anda bizim bu Necip milletimizin gerçekten elini vicdanına koyarak, burada iman meselesi var. Buradaki evlatlarımızın oradaki kafirlere özenmemesi adına, oradaki kafirlerin önündeki bir lokma ekmeğe özenmemesi için bu Müslüman milletin oradaki insanlara en azından Ramazan-ı Şerif'te Müslümanlığını hissettirmesi lazım. Önlerine bir yemek kurması lazım. Önlerine bir sofra açması lazım. Müslümanların ne yapması lazım? Oradaki en azından Ramazan-ı Şerif'te buradaki Müslümanların Hristiyanlığa dönmemesi adına ne yapmaları lazım hocam? Müslümanların buradan iftarlar olarak da, zekatlar olarak da oralara biraz yardımcı olması lazım. Şimdi hocam ben hemen iletişim adreslerimizi tekrar aktaralım i̇nşallah izleyicilerimize. İftar veriyoruz değil mi hocam? Kadir Gecesi burada iftar veriyoruz Kadir inşallah. Kadir Gecesi hem İstanbul'da, Türkiye'de iftar veriyoruz hem burada, de aynı zamanda kafilemiz aynen, Afrika'ya gidiyor. Değerli izleyicilerimiz 0216-224-2626 nol numarayı arayabilirsiniz yardımlarınız için. 533-056-86-00 hattında yine aynı şekilde arayabilirsiniz. Bunlar Afrika için, yurt içindeki yardım kuruluşları için arayabileceğiniz numaralar. Programımıza da 0216-488-0488 nol numaradan veyahut WhatsApp üzerinden mesaj atmak için de 530-871-3047 nol numaraya WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz diyelim. Hemen ben Afrika'dan bahsediyorduk. Bir şey diyeceğim. Yani şöyle düşünsenize ya. Ya gerçekten Ramazan-ı Şerif'te bazı eksikler, hatalar yapmışsınız Müslüman olarak. Ama gayret etmişsiniz, bir mücadele etmişsiniz. En son artık ahirete gitmişsiniz. Allah'ın huzuruna çıkmışsınız Eyüp hocam. Allah'ın huzurundasınız ve gerçekten arkanızda güvenebileceğiniz çok büyük bir ibadetiniz yok. Ama öyle bir şey olmuş ki siz o gün size bir tane hoca çıkmış demiş ki ya kardeşim burada iman küfür mücadelesi var. Burada yani bugün bu milletimize Allah rızası için söylüyorum. Bir tane fakir bir insan gelse, fakir, genç bir çocuk gelse, fakir. Yani fakir derken 3-4 gün yemek yememiş bir genç evladımız gelse, kapısından şöyle gariban bir şekilde baksa ve adam da gitse ona dese ki evladım veya ablamız gitse dese ki evladım neyim var? O da dese ki ya abi karnım aç, abla karnım aç dese bu toplumun hangi neresinde aç kalır? Herkes onu doyurmak için mücadele etmez mi ya? Herkes onu doyurmak için mücadele eder. Ama gençliğimiz iman konusunda gümbür gümbür cehenneme gidiyor ya. İmansız gidiyor. Yani biz midesini düşündüğümüz kadar imanını düşünemez hale geldik bir toplumun. Tamam, size bir imkan. Bakın madem karnını düşünüyoruz, hem midesini düşünelim hem imanı sıkıntılı olan,
midesiyle beraber imanı sıkıntıya düşen Afrika'daki bu yavrularımız açlar. Belki de sizin oraya iftar açtığınız sofrada 5 gün, 4 gün, 3 gün Ramazan-ı Şerif boyunca yemek yiyememiş, hiç iftar yapmamış, hiç sahur yapmadan oruç tutan evlatlarımız oturacaklar. Yani buradaki gibi akşam sahurda 15-20 çeşit, iftarlarda 80-90 çeşit yemeklerle, çiğ köftelerle, şunlarla, bunlarla böyle bir sofra yok yani. Anlatabiliyor muyum? Biz oraya gittiğimizde hocam normal, Ramazan-ı Şerif değildi. Gittiğimizde oraya pilavlar yaptık yani. Pilav yaptık, etli pilavlar yaptık. Sünnet de yapmıştık çocuklara çünkü. 500 tane çocuğumuzu, evladımızı sünnet ettirdik orada Müslüman olan. Şimdi pilavları yaptık diyor hocam. Onları bir yere böyle koyuyorlar. Etrafına güvenlik koyuyorlar. Yani 20-30 kişi pilavların etrafında şey tutuyor, nöbet tutuyor yani. Hani bir bıraksalar nöbet, o nöbet tutturulacak çocuklara da, yani gençlere de önceden doyuruluyor, karnı doyuruluyor. 2-3 gün yemek yememişler. Karınlarını doyuruyorlar, öyle nöbet tutturuyorlar yemeğin etrafında. Yoksa onlar da nöbet tutmaz, yemeğe saldırırlar yani. Yani böyle bir durum var hocam ya. Ve siz böyle insanların önüne, şimdi burada bir kişiyi iftara davet edeyim. Ya adam zaten tok adam ya. Tok adama sofra beğendiremezsin. Yemek de beğendiremezsin. Sen burada adama pirzola koysan zeytin gibi geliyor. Ama oradaki adama zeytin yollasan pirzola gibi yiyor. Burayı anlamamız lazım. Yani buradaki adam akşam 15 çeşit sahur yiyip de ya bugün iftara çıkacak. Ama senin burada yolladığın evlatlarımızın, burada gönderdiğin evlatlarımızın önündeki iftara gerçekten bu çocuklar belki 3 gün önce sahur yapmışlar. Gerçekten belki Ramazan boyunca hiç iftar yapmamışlar. Normal bir şey atıp gitmiş yani. İftar miftar oturup da öyle bir iftar yok yani. Böyle insanların Allah'ın huzuruna çıktığın zaman ya Rabbi o garip zamanda 2017 yılında FMTV diye bir TV izledim. Orada Eyüp Hoca ile Murat Hoca kardeşimiz çıkmıştı. Ben oradan duydum ki senin ümmetin, Habibinin ümmetinin orada evlatları açlar, iftarlarını açamıyorlar. Ben de oraya 10 tane 100 lira iftar gönderdim ya Rabbi ya. Başka da benim sana sunabileceğim bir amelim yok. Benim namazımla, orucumla bir şey o zaten yok ya Rabbi. Ama böyle senin bana verdiğin rızıkla ben senin hiç gözümle görmediğim Habibinin ümmeti olan oradaki kara kardeşlerime, Afrikalı aç kardeşlerimin önüne 10 tane 20 tane iftar gönderdim ya Rabbi ya. Ya Mevla'yı düşünsene ya. Belki de bununla kurtaracaksın. Belki de bu son haftada Ramazan-ı Şerif senin 2017'deki Ramazan-ı Şerif'in zirve Ramazanı olacak. Belki de son Ramazan'da olacak başta dedik hocam. Evet, belki de son Ramazan-ı Şerif'in bir daha yalvarsan da yapamayacaksın. Belki de son anların, belki işte bunu istifade etmek lazım. Evet. Önüne birisi çıkıyor. Hocam izleyicilerimizden merak edenler de mutlaka oluyordur. Bu Afrika'daki kardeşlerimize iftar götüreceksiniz Kadir Gecesi. Bunu tekrar altını çizelim. Peki bu iftar bedelleri ne kadar olacak? İzleyicilerimizin bağışları yani bir kişinin iftarı ne kadar olacak veya toplu şekilde verecek, ne kadar verecek? Bunu da bir açıklarsanız bize. Hocam şimdi orada o olayı organize ediyoruz. Orada yaptırıyoruz. Kurbanlarımızı orada kestiriyoruz. Etli yemeklerimizi orada yaptırıyoruz. Her şeyimizi orada yaptırıyoruz. Buradan bütün masraflara dahil yani her şeyle dahil. Orada bir yani bir değil de yani 10 tane iftar 100 TL'ye tekamül ediyor yani. Evet. 10 tane çocuğun doyması. Yani iki çeşit bir tane sulu yemek. Pilav, etli pilavını yiyecek. Ondan sonra meyvesini, yoğurdunu, içeceğini, ayranını içecek. Yani bu şekil bir sofra kurmak şöyle söyleyeyim 10 kişilik parçalar halinde 100 TL'ye iftar yapmış oluyorlar yani. Yani çok fazla ki, yani hocam 100 TL ne dumana veriyorsun ayda 300 TL 500 TL ya. Allah rızası için insanlar bunu bir düşünsünler ya. Ve bunun hesabını veremeyeceksin. Yani bedavaya verdiğin israf ederek dumanlara verdiğin paraların hesabını veremeyeceksin. Bunun da belki bütün kirli hesaplarını kapatacak önünde böyle bir imkan var. Allah rızası için diyorum bu millet buradaki ümmeti düşünsün. Yani biz bunu gerçekten ispatladık. Şeffaflıklarla beraber Afrika'ya nasıl hayır götürülür? Türkiye'de nasıl hayır yapılır? Suriye'deki kardeşlerimize nasıl hayır götürülür? Tek tek video. Bütün bunların da hepsi yapılacak yani. Herkese tek tek Kur'an-ı Kerim nasıl dağıtılır? İşte siz hocam çıktınız dağıttınız bütün herkese. İnsanlar Kur'an-ı Kerim yardımı yaptı. Sizin elinizde insanlara dağıtıldı bu. Belki de oradan şu anda binlerce insan Kur'an-ı Kerim öğrendi.
eline aldı, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. Mahcup oldu ya. Ben nasıl Rabbimin mektubunu okuyamam diye mahcup oldu. Bunu öğrenmenin yollarına girdi. Bir sürü insan da bize geldiler öğrenmek için. İşte demek istediğim buradaki hocam 10 tane insan, 10 tane aç, 3 gün, 2 gün boyunca iftar yapmamış, yemek yememiş, sahursuz oruç tutan, susuz kıtlık bölgesinde 10 tane evladımızın iftarı 100 TL. 1000 tane insana vermek istiyorsanız ona göre hesaplayın. 100 tane insana verirseniz bir kasaba hemen başta şey demiştim, bir kasabaya 1000 liraya iftar verebiliyorsunuz. Belki bir kasabaya. 100 kişiye, 1000 kişiye orada ulaştık ama dönerken 2000, 3000 kişi bize bakıyordu. Buruk döndük dediniz. Şimdi aynen buradan hocam, da izleyicilerimize o mesajı yollamış olalım. Ne kadar fazla bağış geldiği takdirde o bağışlar o kadar fazla insana ulaşacak diyebiliriz. Ve hocam, insanlar da şunu bilsinler ya. Yani milletimiz şunu bilsin ya. Ya siz Allah için size birisi Afrika mı diyor? Allah için size birisi ümmet mi diyor? Allah için size birisi burada 2-3 gün sahur iftar yapmadan oruçtan kardeşlerinizin önüne yemek koyacaksınız mı diyor? Ve siz bunu duyarak buyur kardeşim ben buradaki Müslüman kardeşime yardımcı olmak istiyorum mu diyorsun? Allah onu alıp öyle kabul ediyor ya. Kim başka ne yaparsa yapsın önemli değil. Yani milletimiz bunu bilsin. Yani biz de zaten mükemmel bir şekilde tam nokta atışı olarak adrese ulaştığını zaten insanımız buna emin mutmain ama yani dışarıda da insan Afrika denip Allah denip senden bir şey isteniyorsa verdiğin zaman Allah bunu kabul ediyor ya. Allah bunu yani kabul sorsun, ediyor. Ne olursa olsun sen hiçbir şey kaybetmiyorsun. Aynen sen bir her türlü kazanıyorsun şey yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hadis-i şerifi var. Sizden isteyen kişi atlı dahi olsa o zaman da atlı demek yani bugün de en güzel arabaya binen biri demek yani. Atlı bile olsa diyor onu boş çevirmeyin. Aynen. Bu tabii ki bizim ölçümüzde şöyle en azami değil. Orada biz bir atlıya değil de yine aç kalmış. Bu gecede sahur yapabilecek miyiz, iftar yapabilecek miyiz diye düşünen belki biz şu an oraya ulaşmadık. Niceleri eminim niceleri aynen, şu an bizim geleceğimizden haberleri yok ama bir şekilde bekliyorlar. Sizin de yardımlarınız bizlere ulaştığı zaman tekrar edelim bunu. 10 tane 10 kişilik iftar bedeli 100 TL, 50 kişilik 500 TL, 100 kişilik 1000 TL. Bunu tekrar tekrar sizlere ifade etmiş olalım. Bunları aramanız için altta yazan arkadaşlarımız evet oraya yazacaklar şimdi. 0216 224 26 26 numaradan buradan arayıp çağrı merkezindeki arkadaşlarımız size yardımı nasıl yapılacağına dair yardımcı olacaklardır. Onlar da şu an telefonun başında sizi bekliyorlar. Bu yardımlarınız bize ulaştığı takdirde Kadir Gecesi yine bakın şu an aynen Uganda'da Uganda'nın videoları bir defa daha önce gidildi geçtiğimiz aylarda. Kadir Gecesi'nde tekrar gidilecek Uganda'ya. Bugün yapmış olduğunuz yardımlar Kadir Gecesi'nde ve daha sonraki belki aynı şekilde oradaki çocukların bayram giysileri de iftarları, sahurları, bayram giysileri, belki bayram harçlıkları, ayakkabıları, pantolonları, gömlekleri vesaire. Bunlar biz döndükten sonra da onlara kalıcı birer hediye olarak bırakılacak. Aynı zamanda oraya yine Uganda'ya bir mescit çalışması vardı. Bunların, bu çalışmaların hepsi sizin vermiş olduğunuz yardımlarla inşallah sonuca ulaşacak diyelim. Hocam ben size şöyle bir soru soracağım. Afrika, kara kıta dedik. Fatih Medreseleri daha önce gitti vakfı. Bu Kadir Gecesi'nde de gidecek. İnşallah orada bu Ramazan-ı Şerif ayını onlara da yaşatacak. Burada bizim ülkemizde gerçekten Ramazan-ı Şerif oldu mu bir bambaşka bir havaya bölünüyor evet, herkes. Evet, beraberlik, bereket, bolluk. Bir de son bir sene, özellikle bu senede ben şeyi de çok gördüm dışarıda. Oruç tutmayıp gerçekten en azından saygılı olmaya çalışan eski senelere, birkaç sene öncesine nazaran daha duyarlı insanlar gördüm. Oruç tutanlar açısından baktığımız zaman zaten Ramazan-ı Şerif bambaşka. Bütün gün oruç tutmuyorsun, işte 17 saat aç kalıyorsun. Oradaki kardeşlerini bir nebze de olsa onların yerine kendini koyabiliyorsun. Belki biliyorsun. Bunu anlamalıydık sen. Belki hocam ama bir de şöyle bir şey var. Oruç tutsan da 17 saat aç kalsan da 18 saat aç kalsan da biliyorsun ki akşam o sofra kuruluyor. Burada yani ne kadar aç kalırsak kalalım o rahatlık var. Akşam yiyeceğiz rahatlığı var. Sizce Afrika'da öyle bir rahatlık var mı? Hocam ben şöyle söyleyeyim. Zaten öyle bir şey yok. Bir tane çocuk biz oraya gittiğimizde şunu tayin ettim. Ben bunu söyleyeyim. İnsanlarımız senin soruna cevabı alacaklar zaten.
Bir tane çocuk spor ayakkabı getirmiş birisi. Yani ülkemizde kendi evladımızın ayağına soksak giymez. Öyle dandik bir şey yani. Bir tane spor ayakkabı giymiş, 6 yaşlarında bir çocuk, ona getirmişler yani. O evinden dışarı çıkmıyor çocuk spor ayakkabısı var diye. Ayağını koparıp alırlar diye bir. Her gün 10 tane 20 tane çocuk öbek öbek toplanıp ona ziyarete gidip ayağındaki spor ayakkabıyı ziyarete gidiyorlar. Ayağındaki spor ayakkabıyı görmek için ziyarete gidiyorlar. Burası böyle bir yer yani. Şimdi iş yok, iş. Yani iş yok, çalışmaya iş yok. Yani iş olsa çalışacaklar. İş yok yani. Ekbiç öyle bir imkanları yok. Yani 100 sene önceki durumumuzdalar ya. Öyle bir imkan yok yani. Traktör diye bir şey yok, hiçbir şey yok. Ekbiç yok öyle bir şey yani. Kendileri sapan yapıyorlar yani. O da küçücük bir alanı yani. O da yetmiyor işte, yeterli gelmiyor yani. Ve şunu ama söylemem lazım. Hiç şeyleri yok biliyor musunuz hocam? Kompleksleri yok. Hiç kompleksleri yok. Bizim gibi gelecek kaygıları yok. Endişeleri yok. Belki akşama gerçekten hocam senin buyurduğun gibi belki iftar hazırlıkları yok. İftarları olmadıklarını biliyorlar ama hiç gelecek kaygıları da yok. Bizim gibi onu kaybederim, bunu kaybederim korkusuyla bir Müslüman kardeşine yardım etmeye engelleyen duygu ve düşüncelere de sahip değiller. Bir şeyler olduğu zaman paylaşıyorlar. Bir şeyler olduğu zaman hep beraber oturuyorlar. Şey yapmıyorlar yani, böyle kapış kapış saldırış yapmıyorlar yani. Yani hepsi çünkü birbirinin halini biliyor. Anlatabiliyor muyum hocam? Biz de işte Ramazan-ı Şerif'te aç kalarak 15-16 saatte bunu yakalayıp oradaki kardeşlerimizin halini anlayıp onların önüne bir tas çorba, ne bileyim bir pilav, en azından Ramazan-ı Şerif'te bir gün olsa bile senin sayende buradaki çocuklar iftarlarını Allah'ın razı olduğu şekilde sana dua ederek, bütün benlikleriyle dua ederek. Sen şimdi burada beni yediriyorsun, sen bana yedirme, sen ben zaten yiyeceğim yani. Benim sana duam ne kadar içten olabilir ki? Ama oradaki çocuk belki de ömrünün ilk kez bir iftarında bir şey yiyecek. 10 senedir oruç tutuyor, belki ilk kez bir iftarda yemek yiyecek. Sen bunun duasını düşünebiliyor musun senin üzerine? Bunu önüne yollayana edeceği duayı düşünebiliyor musun sen yani? Onun için Allah rızası için burası çok hassas. Buraya elimizden geldiği kadar 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira neyse yollayalım. Bu meblağlar bizi fakir etmez. Anlatabiliyor muyum? Ama gerçekten ahiretimizi kurtaracak, ebediyetimizi, sonsuzluğumuzu da cennetlere çevirecek duaları almamıza vesile olur. Şimdi hocam hemen buradan şuraya değinmek istiyorum. Bazı izleyenler, bazı vatandaşların aklında şöyle bir düşünce oluyor. Hani önce yakını diyor mesela. Bazı konularda gerçekten önce yakınından başlayacaksın ama bu Ramazan-ı Şerif ayında bizim elhamdülillah Mevla bizi muhtaç etmesin ne merdi ne namerdi. Ramazan-ı Şerif oldu mu, iftar sofraları oldu mu bu ülkede herkes gidip yiyebilecek bir şey buluyor. Biz tamam başka konularda yine önce yakınımızdan başlayalım diyoruz ama bu Ramazan-ı Şerif ayında hani eğer birinin önüne bir iftar sofrası kuracaksanız bence bu Ramazan-ı Şerif'te yakına değil de o kara kıtaya o verdiğiniz yemek daha böyle nasıl diyeyim daha anlamlı olacaktır en azından yani. Şuraya bak hocam ya. Ya burası hayatları burası hocam ya bunların. Gerçekten hayatları burada yaşıyorlar ya. Okulları burası. En iyi okulları sınıfların içinde ot çıkmış hocam ya. Sınıfların içinde mısırlar şeyler çıkmaya başlamış yani. Gerçekten böyle bu halde. En kaliteli camisi şu anda bu oturduğumuz yer. En kaliteli cami burası yani. Bak o kadarcık halı parçası var. O da bir Müslüman getirmiş sermiş oraya yani. Evet, buradan ben size izleyicilerimize tekrar söylerim. Altta yazan numaralardan 533-056-86-00 ve 0216-224-2626 nol numaraları arayarak bu Afrika'daki kardeşlerimize Kadir Gecesi'nde Fatih Medreseleri Vakfı'nın göndereceği iftara siz de katkıda bulunabilirsiniz. Tekrar edelim. 10 kişilik iftar bedeli 100 TL, 500 kişilik iftar bedeli 50 kişilik iftar bedeli 500 TL, yine 100 kişilik iftar bedeli 1000 TL. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız sizin aramanızı, sizin bağışlarınızı bekliyor. Bunu da unutmayın. Kadir Gecesi inşallah bizi
bu bağışı yaptıktan sonra da takip etmeye devam edin. Çünkü o yaptığınız bağışlar ulaştığı zaman göreceksiniz nerelere ulaşmış. Belki tek tek hocam yani, oraya gidiyoruz, tek tek isim isim okuyoruz yani. Evet. Orada biz isim isim okuduk. Bütün herkesi. Sünnet ettirilen mesela. Çocukları, verilen yemekleri, kesilen kurbanları. Hepsini hep... tek tek isim isim okuyoruz. İsim isim kurbanlarını kesiyoruz. İsim isim yemeklerini dağıtıyoruz. Hiç böyle şey yok. Sofralar belli. Videolara çekilerek benim konuşmamla beraber her şey duyularak oradayım. Yani her şeyi anlatıyorum da. Yani böyle zerre kadar ya akıllara ya acaba denecek bir hareketimiz yok. Zaten bizim şu anda yani bize şu anda çok saldırının olmasının sebebi de bu. Biz hayır sistemini değiştirdik. Yani o kadar çok ciddi bir şekilde şeffaflaştırdık ki bu işi. Yani hayır böyle yapılır dedirttik herkese. Onun için kimsenin gerçekten hayır kuruluşlarının bile endişe etmeyeceği tek kurumuz Allah'ın izniyle. Onun için insanlarımız gönül rahatlığıyla ama biraz evvel dedin önce yakınlar falan diyorsun hocam. Yakın diyorsun da hocam yakına bakıyorsun elinde 3-5 milyarlık telefon. Evine bakıyorsun gece kondu gibi yerde yaşıyor ama içeride dev gibi plazma. Evet, yukarıda abi. Çanak antenler. Yani uyduk bir süre bütün uydunun kanalları var. Yani şimdi bu fakirlik de yakınlık da ayrı bir mesele hocam yani. Dediğim gibi yani şimdi sen bu adama iftar ettirme demiyorum. Tabii ki ettir yani. Tabii ki yakınındır. Sılandır, sılayı rahimindir. Bunlara tabii ki göstereceksin. Ama ümmetin haliyle de hallenmen lazım. Ümmet burada oruç tutamıyor, iftarını yapamıyor. İftar yapamadığı için, gıda bulamadığı için belki de oruç ameli İslamiyet'in içinde diye bundan mahcup olduğu için İslam'dan çıkıyor. Senin sayende bir insan Müslüman olarak Allah'ın huzuruna gidecek. Sen o iftarı yollamasaydın belki imanı gidecekti. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te bir şey yiyip içemediği için ne yapamıyor? Oruç tutamıyor. Oruç tutamadığı için de ben böyle bir farz vecifesini yapamadığım için en azından Hristiyanlığa gireyim de onlarda böyle bir oruç da yok diyor. Hem şartları da güzel, yiyorlar içiyorlar, onlarla da yeriz içeriz. Bak senin sayende bir insan Müslüman olarak kalacak, imanını muhafaza edecek. Bu da sana ahirette amel olarak vallahi billahi yeter. Bak vallahi billahi bu sana amel olarak yeter. Afrika'da böyle bir hareket var. Ben baştan beri bunu anlatmak istiyorum. Afrika'da iman küfür mücadelesi var. Eğer biz bu insanlara sahip çıkmazsak bu insanlar İslam'ı bırakıyorlar. Ama sen önüne bir tas yemek koyarsan, ben oradan bir tas yollarsam bu insanın önünde yemek olduğu zaman bu sefer Hristiyan da Müslüman olmaya başlayacak. Ama bunu koymadığımız zaman Müslüman kardeşimizi onların eline bırakmış olacağız. Açlıktan. Şimdi kimse çıkıp da demesin. Ya hocam bir tas çorbayla iman mı olur? Sen hiç ömründe aç kaldın mı? Evet. Sen bir ona bak bakayım. Senin canın sıkıldığı zaman tak alo İskender gelsin, kola gelsin, şu gelsin, bu gelsin. Dolabını bir aç hiçbir şey yok diyor. Senin hanımının evde hiçbir şey kalmamış bey. Hani diyor ya bey evde hiçbir şey kalmadı dediği zaman içeriye 4 tane çocuklu fakir bir aileyi kitle. Vallahi diyorum bir ay yer içer o evde. Bak dışarıdan hiçbir şey almadan bir ay o evde yer içer. Senin hanımının evde bir şey yok dediği zaman bu. Evde bir şey kalmadı dediği zaman evde 4 çocuklu fakir bir aile bir ay yer içer. Bir alışverişten geldiği zamanlar var. Oo, onları hiç karıştırmıyorum zaten. Evde hiçbir şey yok dediği zamanı konuşuyorum. Şimdi böyle şartlar içinde sen buradaki evladına, buradaki kardeşine, buradaki çocuğuna, bunlar senin çocuğun değil mi? Müslümanlar bir binanın ağzı tuğlaları gibi değil midir? Bir vücudun azaları gibi değil midir? Senin orada dişin ağrıyor. Senin orada dişin ağrıyor. Nasıl senin ayağın rahat olur? Nasıl senin gözün rahat olur? Nasıl senin aklın rahat olur? Dişin ağrıyor orada. İnsanlar imandan çıkıyorlar açlık yüzünden. Yemek yiyemedikleri için. Ve sen Allah'ın sana ikram ettiği bu belki de son olacak Ramazan-ı Şerif, 2017'nin Ramazan-ı Şerif'inin son Kadir gecelerinin arandığı günlerde, Kadir gecesi denilen 27. gecesinde böyle bir açların önüne Allah'ın imtihan olarak verdiği bir yere sana imkan verecek, sana bakıyor Allah. Allah'ın sana verdiği rızıkla sen oradaki kardeşlerine iftar yollayacaksın, oradaki evlatlarının önüne yemek yollayacaksın. Allah senin çocuğunu aç bırakacak. Böyle bir şey mümkün değil. Vallahi Allah senin ticaretini de muhafaza edecek. Allah senin çoluğunu çocuğunu da muhafaza edecek.
kötü ahlaklardan da koruyacak, kaybolmasından da muhafaza edecek, ticaretini de muhafaza edecek, senin bineğini de takla atmamasını engelleyecek Mevla. Çünkü sen ümmetin derdiyle dertleniyorsun. Ümmetin derdiyle dertleniyorsun. Aç biri gördüğün zaman yarın sen de o hale düşmemek adına Müslüman kardeşinin önüne yardımcı oluyorsun. Bu çok önemli bir şey. Eğer olmazsan yarın Mevla seni göstere göstere aynı durumun içine sokar. Biz bugün bunlara sahip çıkmazsak yarın olacağımız durum budur. Hocam ben hemen başka bir soru soracağım size. Diğer kuruluşların mesela oraya başka kuruluşlardan da yardımlar yapılıyor mu? Yapılıyorsa bunlar yani orası için yeterli mi? Herkese ulaşılıyor mu? Tamamını soruyorum yapılan diğer kuruluşların yaptığı yardımlarla birlikte hani artık Afrika'ya da yardım gidiyor. Onlar da artık hepsi bir şeyler görüyor. Artık bir şeyler yiyebiliyor. Bunu diyebileceğimiz kadar fazla yardımlar yok oluyor. Yok hocam ya. Yok öyle bir şey yok ya. Vallahi yok billahi yok ya. Yani şimdi bakın biz en faal gruplardan biriyiz içeride. Yani şimdi Allah razı olsun birkaç tane daha grup var faal olarak çalışıyorlar. Allah gayretlerini arttırsın. Kim çalışıyorsa Rabbim önünü bütün engelleri kaldırsın önündeki. Ama öyle bir şey yok hocam yani. Şimdi Hristiyan mesela burada 49 tane Suriye'de de böyle 50 tane grup varsa çalışan buraya bakın hocam vallahi diyorum 47 tanesi veya 45 tanesi en aşağı Hristiyan örgütlenmeler. Yani misyonerlik faaliyetleri yapan örgütlenmeler. Buradaki çocukların hepsini devşiriyorlar. Hristiyan yapıyorlar Müslümanları. Buradaki çocukların hemen hemen hepsinin böbreklerini alıyorlar, organlarını alıyorlar. Bu amaçla kullanıyorlar. Kobay gibi kullanıyorlar bunları yani. Kimse sesini çıkarmıyor hocam. Fakir bunlar. Bir şey fakir yani yönetimleri yok. Burada İslam yok. İslam olmadığı için de burada her türlü at oynatıyorlar yani. Yani bizim gibi birkaç tane kuruluş var içeride. Allah razı olsun yetişmeye çalışıyoruz. Mümkün değil hocam. Belki onda birine yetişemiyoruz yani. Bütün kuruluşlar olarak onda birine yetişemiyoruz. Bak biz Türkiye olarak devletsel bazda da yardımlar ediyoruz oraya. Allah razı olsun dünya üzerinde Afrika'ya Türkiye'den çok yardım eden bir ülke yok. Devletsel bazda. Ama fertsel bazda, fertsel yani toplumsal bazda yokuz. İçeride biz yokuz. Ve bizim yüzümüzden buradaki Müslüman çocuklar gerçekten Hristiyanlara özenmeye başladılar. Ve Hristiyanlığı tercih etmek gibi durumlara girdiler. Allah rızası için buraya herkes elini vicdanına koysun. Yani bir çocuğun önüne iftar koyuyorum diye değil. Kendi evladım imandan çıkmasın diye oraya bir evladımı kurtarmak için bir yemek gönderiyorum. Bir tas pilav gönderiyorum, bir tas çorba gönderiyorum diye göndersin. Allah rızası için göndersin. Ve geldiği, kendisi de gelmek isterse kendisi de gelsin. Allah rızası için burada çok büyük bir açlık var. Yani çok ciddi sıkıntı var. Ben bunları konuşmak istemiyorum çünkü Müslümanları aciz göstermek istemiyorum. Müslümanları böyle düşkün gibi gözüksünler istemiyorum. Yani içimde patlıyor, yanardağlar patlıyor. Çünkü gözümle teşebbüs ettiğim, gördüğüm birçok meseleler var. Gelip de sarılıp da böyle hani bizle ayağımıza yapışıp da Türkiye'ye gelip de hani belki bugün orada bir yemek yiyebiliriz diye gelmek isteyen binlerce insan var. Yani bunları konuşamıyorum. Onun için sadece Allah rızası için inansınlar, güvensinler. Hiçbir şey olmaz. Allah için 10 tane ben oradaki aç kalmış kardeşime iftar gönderiyorum. Al şu 100 TL'yi dediği zaman zayi olmaz bu hayrı. Rahat olsun. Hiçbir zaman zayi olmaz. Burada görüntülerde zaten her şeyin kapış kapış. Ya bir şeker dağıtıyoruz burada ya. Bir şeker, küçücük bir şeker ya. Ama bunları da göstermememiz lazım. Yani çocuklar atlıyorlar matlıyorlar kapışıyorlar ya. Hocam böyle hani, bu bile acziyet ama nasıl anlatacağız insanlara? Şu an yani? Gerçekten ortam da çok kötü olduğundan dolayı böyle yapılan yani? Bağışların hani oraya ulaştığını görmek bence izleyicilerimizi bir nebze de olsa böyle güven veriyordur onu söyleyeyim. Tabii şeffaflık şart. Yani orada ne yaptığımızı göstermek lazım ama yani şimdi Suriye'ye gidiyoruz veya buraya gidiyoruz. Yani mecburen oradaki ihtiyaçlar var. Şimdi bazen mecburen maddesel yani bir şey de dağıtman gerekiyor. Suriye'ye de gitmiştiniz. Tabii sürekli gittim. Yani maddesel bir şey de dağıtman gerekiyor. Şekerin, ekmeğin dışında, unun, yani kumanyanın dışında. Maddesel bir şey de dağıtman gerektiği zaman yani insanlar üstüne saldırıyorlar böyle.
bu sefer o görüntüleri göstermek yakışmıyor yani. Yani biz kendimize yakıştıramıyoruz. Müslüman olarak bunu, Müslümanları bu hale bizim düşürmememiz lazımdı. Müslümanlık vakarlı olmalıydı. Ama diyorum ya, biz hiç aç kalmadık. Senin çocuğun hiç aç kalmadı 3-4 gün. Yani senin çocuğun aç kalsaydı, aç kalıp da böyle sen babasın. Ona bakmak, onun karnını doyurmakla yükümlüsün, sorumlusun. Rızkını Allah veriyor ama o vesile sensin. Asıl fedakarlık budur. Asıl gerçekten iş budur. Çocuğun gözüne bakacak ve 3 gündür senden yemek bekliyor. Sen ona yemek götürememişsin yine. 4. gün gelmişsin yine kucağında. Evladın can çekişiyor. Açlıktan biraz sonra ölecek. Ve o çocuk senin gözlerinin içine bakıyor. Sen onun önüne yemek koymak için mücadele etmen gereken, o çocuk senin yüzünden ölüyorum der gibi bakarak son nefesini veriyor bir babanın kucağında. Biz bunlara şahit oluyoruz hocam. Belki bu evladı kurtaracaksın. Belki bu evladın önüne bir lokma bir şey koyacaksın. Belki orada bir babaya babalığını yaşatacaksın. Evladına karşı yerin dibine geçmeyecek bu baba. Sen kendin bir baba olarak düşünsene. Biz toplum olarak bu duyguları unuttuk. Çünkü biz hep bolluk içinde. Şu gelen jenerasyon ve bu nesil hep bolluk içinde. Hiçbir gün aç kalmadı. Bir gün aç kalmadı. Canı ne istediyse yedi. Sofrasında her zaman 8-10 çeşit yemeği oldu bu milletin. Evet hocam. 0216-200. Bunlar elimizden gitmesin istiyorsak biz burada olmayanlara sahip çıkmamız lazım hocam. Çok önemli bu. 0-26-86-00 bu numaraları arayarak Afrika'ya, Uganda'ya, oradaki 2 gün, 3 gün, belki de 4 gün hiç yemek yememiş insanlara, ufacık çocuklara, Kadir gecesinde onların önüne bir tas çorba, bir kumanya vesaire neyse onların önüne bir iftar çıkartabilirsiniz bu çağrı merkezimizi arayarak. Hocam buradan konuyu başka bir yere taşıyacağım çünkü son 5 dakikalık, 10 dakikalık bir süremiz kaldı. Konuşma arasında sizinle bir şey konuşmuştuk. Önce yakın, sonra uzak vesaire. Ama bu Ramazan'da uzakta daha çok ihtiyaç var dedik Afrika için. Oraya yani bir iftar yemeği diyelim. Buradakinden daha çok orada bir ihtiyaç var o iftar yemeğine. Bununla karar kılmıştık. Şimdi de içeride de gerçekten ne olursa olsun belki birçok %99'unun önüne bir iftar yemeği geliyor ama yine de o iftara ulaşamayan birçok insan var. Belki sürekli böyle dışarıda iftarını yapmak zorunda olan. Şöyle hani işte belediye çadırları oluyor, ne bileyim toplu iftarlar oluyor. Sürekli burada yapmak zorunda olan, maddi imkanı olmayan burada da bir insan kitlesi var diyebiliriz. Bunun için de şimdi de içeride, yakında demiştik ya, yakında dönüyoruz. Hacı Musa Aşevi var hepimizin bildiği. Evet. Burada da arkadaşlarımızdan rica edelim onun görüntüsünü bu sefer ekranlara versinler. Bu sefer de yakına bağıştan bahsedeceğiz. Son 5 dakikamız 10 dakikamız kaldı değerli izleyenler. Hocam sizden bu Hacı Musa Aşevi için izleyicilerimiz, bu Aşevi nasıl işliyor? Ramazan'da da devam ediyor mu? Buradan çıkan tabii yemekler nerelere gidiyor vesaire? Sadece millete mi gidiyor, kurslara mı gidiyor? Yani kime yarıyor buraya yapılan yardımlar da? Onu da hemen bir de bir parantez daha açalım kıymetli izleyenler. Zaten çağrı merkezindeki arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır ama bu yaptığınız bağışı da o telefonda söyleyeceksiniz bu bağışın nereye gitmesini istediğiniz için. Çünkü bizim için çok önemli, hangi niyetle o bağışın yapıldığı da çok önemli. Bunu Afrika diye altını çizeceksiniz veyahut Aşevi diye altını çizeceksiniz. Hemen bir hatırlatma daha yapalım. 1386 bizim mesaj servis hattımız, ona da Aşevi diye mesaj yazarak bir 10 TL'lik bağışta bulunabilirsiniz. Veyahut Afrika diye mesaj atarak 10 TL'lik bir yardımda bulunabilirsiniz. Aynı şekilde bu numaraları arayarak da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hocam Hacı Musa Aşevi bu nasıl işliyor? Nerelere gidiyor burada yapılan hocam, yemekler? Nasıl yemekler yapılıyor? Allah'ın izniyle şunu bir izleyicimize hemen kısaca paylaşayım. Biz Hacı Musa Aşevi'ni, Hacı Musa biliyorsunuz Efendi Hazretlerimizin çok yakın sevdiği, kefil olduğu çok değerli bir zattır. Kıymetli hocamızın dedesidir aynı zamanda. Allah Rabbim şifalar ikram eylesin. Çok sevdiğimiz değerdir. Örnek aldığımız bir değerdir. Şimdi bu ne niyetle açıldı? Ne niyetle açıldığını şöyle söyleyelim. Hocam bizim şimdi yaklaşık 13-14 bine yakın talebemiz var. Bunların içinde tabii ki çok yetimler var, gurbetçiler var. Hiç anası babası olmayanlar veya işte hiç anası babası, amcası, teyzesi, yenge hiçbir şey olmayanlar var.
Böyle çok ciddi bir kitle var bizde tabii ki. Öncelikle tabii bunların önüne de bir aşk koyabilmek adına bu yola çıktık. Ve etrafımızda da kendi medreselerimizin dışında, kendi medreselerimizin dışında, sorumluluğumuz altında olan medreselerin dışında yine böyle Kur'an eğitimi veren, hafızlık eğitimi veren ve dışarıda çıkıp da bir şey toplama imkanı olmayan, biliyorsunuz kız medreselerimiz var, Sibyan kız medreselerimiz var. Hanım hocalarımız nasıl çıkacaklar? Mümkün değil. Bizim camiamızın öyle bir çalışması yoktur. Bizim bunlara da bir önlerine yemek koymamız lazım. Buradaki yetim, gurbetçi evlatlarımızın, kızlarımızın, hafızlarımızın önüne de ekmek koymamız lazım. Aynı zamanda çevrelerimizde ve bölgelerimizde gerçekten çok fakir aileler var. Gerçekten çok fakir aileler var. Bunlar şimdi yurt dışı menşeli de olabilir. Yani Suriyeli de olabilir. Yani muhacir de olabilirler. Veya işte kendilerini o bölgenin muhtarlarıyla ifşa edememiş, senin ismini bilemediğin, yani gidip de bunu arayıp bulamayacağın kişiler var. Bunlar ne yapıyorlar? Her gün bu aşevimize, her gün, Ramazan değil, Ramazan'ın dışında da 365 gün hizmet veren bir kurumdur Hacı Musa Aşevi. Her gün yoğurt kaplarıyla veya sefer taslarıyla gelirler. Bizden sulu yemeğini, çorbalarını, pilavlarını veya meyve veya yoğurtsa neyse o gün çıkmışsa onu alırlar. Allah'ın izniyle 4-5 tane çocuklarıyla beraber önlerine koyup o gün yemeklerini yeme imkanlarına sahip olurlar. Siz deyince tekrar aklıma geldi. Hatta 8-10 senedir ilk defa aklıma geldi siz deyince. Bugün Hacı Musa Aşevi'de yemekler yapılıyor. O yemeklerin yapıldığı yerin üst katında biz Arapça okuyorduk. Evet. İşte 2006-2007 senelerinde. Şimdi siz deyince aklıma geldi. Yoğurt kabı dediniz ya. Yoğurt kapları. O gün çok iyi hatırlıyorum. Biz yemeğe yerdik yukarıdan aşağı. Aynı zamanda mahallenin işte ufak çocukları da 8-7 yaşlarında, anneleri onların eline aynı o yoğurt kaplarını verirdi. Biz yemeğe girerdik. Bize çıkan yemek aynı zamanda alt katlı da orada da bir tencere ayrılırdı. Mahalleden gelen çocuklar da zaten hangi anne çocuğunu oraya gönderir? Gerçekten o zamanlar bir şey bile yapıyormuşuz bak, yani biz aslında. Diyorum ya size 8 senedir 7 senedir. İlk defa aklıma geldi siz yoğurt kabı deyince, sefertasını herkes bilir de yoğurt kabına yemek konduğunu. Şimdi 8 sene sonra bakıyorum aynı biz orada okuduk yani. Bugün Hacı Musa Aşevi yemeklerinin yapıldığı yerde biz Arapça okuduk değerli izleyenler. O gün de aynı şekilde biz Arapça okurken, 7 sene önce, 8 sene önce biz Arapça okurken yine o yoğurt kapları oradaydı. Bir tencere kaynıyordu o fakirlerin yani. İlla bize çıkan yemekler onlara da gidiyordu. Bugün de artık sizin yardımlarınızla gerçekten bu televizyonun da bu noktada katkısı çok büyük. Sizin yardımlarınızla birlikte artık belki oradan sadece o ufak çocuklara 8-10-20 aileye değil de bugün belki daha fazla insana sizin yardımlarınız nispetinde o yemekler ulaşıyor değil mi hocam? Aynen hocam, aynen. Ve Allah şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor sahabe Rıdvanullahi Teala Ecmain. Ya Resulullah. Yani biz şimdi Allah'a kulluk ediyoruz. Namazlar kılıyoruz, oruçlar tutuyoruz, oruç tutuyoruz. Her türlü ibadeti yapıyoruz. Takva üzere yaşıyoruz. Seni sonuna kadar takip ediyoruz. Ama Allah'ı en iyi bilen sensin. Biz bu yaptığımız ibadetlerin dışında Allah'ın en çok hoşuna giden ameli bize söyle ya Resulullah diyorlar. Yani Allah'ı nasıl memnun ederiz? Hani namazın mamazın dışında yani orucun dışında. Allah'ı nasıl memnun edeceğiz ya Resulullah? Bize nokta atışı yapabileceğimiz Mevla'ya 12'den vurabileceğimiz, yani kabul ettirebileceğimiz, Allah'ı da memnun edip, isteklerimizi Rabbimizden rahat isteyip yaptırabileceğimiz bir amel söyle bize ya Resulullah diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, tet'umul ta'am, yemeği yedirmenizdir. Bak Allah'ın en çok hoşuna giden ameldir bu yemek yedirme işi. Çünkü niye biliyor musun? Allah sana bir rızık belirliyor ve sana bir rızık yolluyor. Ve sen Allah'ın senin için tayin etmiş olduğu o rızkı bölüyorsun. Allah'ın başka kuluna onu paylaşıyorsun ya. Ya bu Mevla'yı çok hoşuna gidiyor Mevla'nın ya. Baksana kuluma diyor ya. Ben kuluma rızık gönderdim. Kulum benim kullarımla zorunlu olmadığı halde ne yapıyor? Onu onlarla paylaşıyor ya. Ya bu Mevla'nın çok hoşuna gidiyor be. Ve o paylaştıktan sonra da o sofrada yiyenlerin etmiş olduğu bütün dualar mutlak kabuldür yani. Mutlak kabul. Allah o duayı geri çevirmeye haya ediyor ya. Utanıyor ya. Mutlak kabul ya. Ve bir insan aç olsa, Allah rızası için Eyüp hocam, aç hiç kalmadığımız için bilmiyoruz tabii. Yanlışlıkla bile kalmış olsan,
sana o an bir tane bir şey getirse birisi var ya, ne dua edersin biliyor musun? Düşünsene, bir açının önüne yemek koyuyorsun. En azından şunu diyor ya, en basiti yani, en basiti. Ya Rabbi, bunu bize gönderenden sen razı ol ya. Allah'ın rızasını yakalıyorsun, daha ne olsun ya. Sen de onun ihtiyaçlarını gider ya Rabbi diyor be. Sen de onu aç bırakma ya Rabbi. Sen de onun önüne bolluk ver ya Rabbi demez mi ya insan? E bu insanlar aç insanlar, açlar açlar ya, yemek yemiyorlar. Yani sen kendin gibi zannetme insanları, tok açın halinden anlamıyor. Orucu onun için tutuyoruz işte. Bu ayda onun için yalvarıyoruz işte. Bak burada açlar var. Yani bak kaç zaman aç kalıyorsun, aç kaldığın zaman ne hale geliyorsun. Ki yarım saat, bir saat sonra bir şeyler yiyeceğin ümidiyle durduğun halde. Bunun öyle bir ümidi de yok yani. Sen bu insanların önüne aç olursan Allah seni nasıl mahcup etsin ya? Mümkün mü ya? Allah rızası için sahip çıksın insanlarımız. Adres ver, telefon ver. Evet. Allah rızası için göndersinler, yapsınlar. 0-524-26-26-0533-056-86-00. Bu numaraları aradığınız takdirde kıymetli izleyenler, şu an telefonun başında sizi bekliyorlar. Belki görüştükleri esnadan 2 dakika, 5 dakika sonra size geri dönüş yapacaklar. Bu çağrı merkezindeki arkadaşlarımıza ulaştığınız takdirde, bakın 10 TL'lik iftar bedeli, 10 kişilik iftar bedeli 100 TL, 50 kişilik 500 TL, 100 kişilik 1000 TL. Bu iftar bedellerinde siz çizeceksiniz altını. Diyeceksiniz ki Afrika'da ben bu bağışın yerine getirilmesini istiyorum. Kadir Gecesi'nde Afrika'ya giden kafilemiz orada ne kadar bağış geldiyse onları o Afrika'daki aç insanların bu Ramazan-ı Şerif'te önlerine iftar olarak gelecek, sahur olarak gelecek. Aynı zamanda başka bir yardımda diyeceksiniz ki ben bir giysi yardımında bulunmak istiyorum diyeceksiniz. Oradaki insanlara giysi olarak dönecek. Ne şekilde istiyorsanız. Afrika'ya değil de yine yurt içinde Hacı Musa Aşev var demiştik. Özellikle bu Ramazan-ı Şerif'te de kendisine çok görev düşüyor. Bu da ülkemizdeki insanlar için, özellikle İstanbul'daki insanlar için bir iftar kapısı diyebiliriz. Burada da bağışlarınızı buraya da yönlendirirseniz eğer, telefonda derseniz ki ben Hacı Musa Aşev'ine gitmesini istiyorum bu bağışın. Aynı şekilde bu da İstanbul'daki vatandaşlarımızın önüne bir iftar yemeği olarak çıkacaktır. Tekrar edelim, 10 kişilik iftar bedeli 100 TL, 50 kişilik 500 TL, 100 kişilik iftar bedeli de 1000 TL. Arkadaşlarımız telefonlarınızı bekliyor diyebiliriz. Bu Ramazan-ı Şerif ayında son bir haftası kaldı. Hocamız da dedi, belki de ömrümüzün son Ramazan-ı Şerifi dedi. Efendimiz de sürekli şöyle dua ederdi, bizi Ramazan-ı Şerife kavuşmak derdi. Ramazan-ı Şerife kavuşmak da ayrı bir maharet yani. Mevla bize nasip etmiş, bu Ramazan-ı Şerifi görmüş. Seneye Ramazan'ı görür müyüz, görmez miyiz? Bilinmez. 3 gün sonra Kadir Gecesi. 1000 aydan daha kıymetli Kadir Gecesi. O Kadir Gecesi'nde Afrika'daki insanların önüne o iftarı çıkartmak için sizler de bizlere yardımcı olun inşallah. Hocam, son sözlerinizi alayım. Hocam, söylenecek her şeyi söyledik. Ama özellikle de şunu bir hemen kısacık anekdot olarak bildirelim. Yedi düvelin bizi diz çökertmek için mücadele ettiği bu garip zamanda bizi yıkamadıkları tek nokta içimizdeki birlik, beraberlik ve birbirimize yardım etme hassasiyetlerimiz. Bunu da şu anda elimizden almak için mücadele ediyorlar. Biz bu elimizden birbirimize yardım etme işini bırakmayıp, yani yarın öbür gün kendi önümüzdeki ekmeğin yemeğinde gitmemesi adına bugün önünde olmayanlara yardım etmemiz lazım. Yoksa yarın aynı durumla halleniriz. Kimse de buna engel olamaz. Allah bütün izleyicilerimizden razı olsun. Hassasiyetleri için, yardımları için de gerçekten bu işi şeffaf bir şekilde yapan bir güzel kurumuz. Bu işle beraber işte bütün Müslüman ümmetteki kardeşlerine yardımlarını ulaştırsınlar. Hazır Rabbim böyle bir fırsat sundu onlara. Böyle güzel, şeffaf, işleri düzgün yapan, Allah korkusu olan bir kadro çıkardı karşılarına. Bu işi böyle bu aynı şekilde ulaştırsınlar. Hala yarın Allah'ın huzuruna çıkıp da biz kimseye güvenemedik, edemedik derlerse Allah bunu da yemez yani. Bak, önlerine koydu güvenecekleri, şeffaf, her şeyi net net gösteren bir kadro koydu. Aşkla, şevkle, gece gündüz hizmet eden bir kadro. Bu kadroya sahip çıksınlar, kimseye de yedirmesinler. Bu işleri de güzel ümmete taşıyalım, bir köprü olalım. Hep beraber Allah'ın huzurunda da güçlü olalım, dirlik olalım, birlik olalım Allah'ın izniyle. Hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Açıklamalarınızdan dolayı. Evet değerli izleyicilerimiz, biz anlatacaklarımızı anlattık, göstereceklerimizi gösterdik. Bundan sonrası sizin takdirinizde.
bu numaralardan Afrika'daki veyahut yurt içindeki kardeşlerimize tekrar hatırlatalım. İftarlarınızı ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve tekrar görüşmek dileğiyle bu Ramazan-ı Şerif ayını en iyi şekilde geçirmemiz temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Okulların 3. sınıf olarak değerlendirdi. Sınıf olarak değerlendirdi. İşte gördüğünüz gibi camları yok. Pencere yok. Tavanlar yok. Halı yok. Tahtalar da topraktan yapılmış tahtalar. İnşallah Rabbim... Okulların 3. sınıf olarak değerlendirdi. Sınıf olarak değerlendirdi. İşte gördüğünüz gibi camları yok. Pencere yok. Tavanlar yok. Halı yok. Tahtalar da topraktan yapılmış tahtalar. İnşallah Rabbim sahip çıkabilme nasibi versin. Çünkü en netice bu insanlar sahip çıkılmazsa Hristiyanların okullarına meyletme tehlikesi yaşıyorlar. Rabbim inşallah en güzel şekilde sahip çıkanlardan olmaya bize ikram etsin, ihsan etsin inşallah. Rabbim inşallah hepinizi muhafaza eylesin. Her birerinizi inşallah Kur'an'la yetişmişsini görmeyi nasip eylesin. İnşallah buranın öğretmenleriyle, medrese hocalarıyla istişare halindeyiz inşallah. And we get some other mutfak olursa öğle yemeği yok, öğle yemeği yok şimdi. Hepsi aç duruyor şimdi. Aşağıda şu. What about if can you train someone? Elhamdülillah bir medresenin yapımı ile alakalı geldik. Şükürler olsun Fatih Medrese olarak burada bu medreseye sahip çıkarak burada şu anda 200'ü aşkın talebe elhamdülillah burada 9 tane hocası var. Medresenin camisi ve
yapımlarıyla alakalı inşallah ilgilenmeye çalışacağız. Su kuyusundan tut, çevre düzenlemesinden, sınıflarından tut, hepsini yapmaya çalışacağız. Çocuklar çok iştiyaklı, hoca efendiler çok duygulu, biz de çok duygulandık. Bu böyle bir yerde İslam'ı seçmişler, Kur'an'ı seçmişler, Allah'ı seçmişler, Peygamber'i seçmişler, Kitabullah'ı seçmişler ve aileler de bu şekilde yetişmesini arzu etmek için bu Kur'an kursuna, buradaki medreseye gönderiyorlar. Burada Kur'an öğrensinler diye, hem dünyalarında hem ahiretle öğrensinler diye gerçekten böyle bir iştiyak içindeler. Ve hoca efendilerle istişare yaptık. Hoca efendilerin kendi imkanlarıyla çocuklara bir şeyler getirmeye çalışıyorlar. Yoksa öğle yemeği veremiyorlar. Evde yedikleriyle sabahleyin saat 9'da gelip 4.30-5'e kadar çocuklar aç durma tehlikesi yaşıyorlar burada. Durumunda sıkıntılı yaşıyorlar. Bununla beraber Hristiyan okulları etrafta çok ciddi bir şekilde kendisini gösteriyor. Bunlara davet ediyor. Onları yemekleriyle, cazibeyle çekmeye çalışıyorlar. Ama fırsat vermeyeceğiz inşallah. Müslümanlar olarak bu olaya sahip çıkacağız. Rabbim bu kıtaya tekrar inşallah İslam'ın doğunu ikram edecek, ihsan edecek inşallah. Biz bir adım atalım, Rabbim bize 10 adım atar. Rabbim bize çok daha fazla ikramlarda bulunur. O yüzden dolayı Rabbim bu işin ciddiyetini anlamaya bize ikram etsin, ihsan etsin. Ama yerinde görmek, çocuklarla beraber olmak, hocalarıyla beraber olmak, olayı yerinde incelemek hakikaten çok daha duygulu oluyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Üzerimize verilen vekaletleri, kurban kefaletlerini, vekilliklerini elhamdülillah şimdi kesimiyle alakalı başlanıyor. Rabbim şimdi tesisini yüksek eylesin. Rabbim inşallah bütün Müslümanlara birlik beraberlik, hakiki kardeşlik nasip etsin. Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Uganda'da hem kurban kesimlerimiz hem sünnet merasimlerimiz devam etmekte. Şu anda yine kurban kesimiyle alakalı geldik. İnşallah vekalet yollarıyla kurbanlar kesilecek. Şu anda gördüğünüz gibi yerlerde hayvanlar hazırlandı. Daha da hayvanlar hazır. Elhamdülillah. Bunları sevindirmek büyük bir nimet gerçekten. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim devamını tamamını nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Mevlüt kaniniz mübarek olsun. Çok büyük bir vazife olan sünnet merasimine başlanıyor. Rabbim inşallah bütün yavrularımız hakkında hayırlı ve mübarek edilsin. Bu sünneti sadece Uganda'da değil, tüm Afrika'da ve tüm dünyada yaymaya bize nasip etsin. Bu yolda bizlere başarı nasip etsin. Thank you.
Esselamu aleyküm kıymetli insanlar. Afrika'nın Uganda ülkesinden Türkiye'ye selamlar. Allah'ın izniyle Fatih Medrese olarak 5 günlük Uganda seyahatimizde buraya geldik inşallah. 500 tane çocuğun sünnetleri şu an hala devam etmekte. Buraya 5 kişilik bir kadroyla Allah'ın izniyle çok güzel ziyaretler yaptık. Çok bölgeleri gezdik. Buralarda yemekler verdik. Sizlerin Fatih Medrese olarak bizlere teveccühlerinizle ve güvenlerinizle vermiş olduğunuz vekaletler doğrultusunda Allah'ın izniyle burada 500 çocuğumuzun sünneti hala devam etmekte. Allah hepinizden razı olsun. Bu organizasyonumuzu bize önümüzü açan ve bizim düzenlememizi sağlayan Koray kardeşimize, Aziz kardeşimize ve Ayhan abimizden de Allah razı olsun. Ve bu işin mihmandarı olan Masum Bayraktar hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.